Adınız nedir? Gökhan Saydam. Gökhan Bey, nerelisiniz? Ben Selanik göçmeniyim, Kırklareli'yim. Nerede ikamet ediyorsunuz? 45 yaşındayım, doğumum ve Bayrampaşa'dayım. İlçe belediye başkanını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Aslında şöyle cevap vereyim ben. Beklenti konusunda Atilla Başkan'ın birebir kendisinden bir beklentim yok. Yani o belediye başkanımızdır. Buradaki beklenti belediyede kurum bazında olacak. Yani komple Bayrampaşa Belediyesi'nden yöneticileriyle, meclis üyeleriyle bir beklentimiz olur. Atilla Bey'in şahsından beklentimiz olmaz. O bir şahıstır. Sonuçta ama kurumu temsil ediyordur. Şimdi şöyle diyeyim. Kişi olarak eleştirmiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Bayrampaşa Belediyesi'ni genel olarak eleştirebilirim. Ben 45 yaşındayım. Bayrampaşa'nın bütün sokaklarını, mahallelerini aşağı yukarı bilirim. 20 sene önce A sokağı neyse, 20 sene aradan geçmiştir. Şu an o A sokağı aynıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Her mahallede bu böyledir. Mesela şöyle bir konu vardır. Bayrampaşa'da bir sürü park vardır. İrili ufaklı parklar vardır. Ben çocukluğumdan bu zamana kadar ki dönemde hep şunu duymuşumdur. İşte parklarda çocuklar oynuyor, kadınlar giriyor. Burada tacizler olabiliyor, çocuklara yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. İşte uyuşturucu satıldığı söylenen bir sürü yerlerde hep bunları duyduk. Her seçim döneminde işte kameralar koyuyorsun, buralar gözetlensin falan diye bunları hep duyduk. Ama şu ana kadar hiçbir belediye yapmadı. Gelen de, buradakiler de zaten aşağı yukarı 20-25 senedir aynı kişiler var aşağı yukarı. Ben bu parklara kamera konulmaması ve bu işte ilgilenmemesine çok içerliyorum açıkçası Bayrampaşa olarak. Çünkü artık teknoloji çok ilerledi. Bunlar pahalı yatırımlar da değil. Yani şu günümüzde Bayrampaşa'daki bir 5-10 tane parka 2'şer 3'er tane kameranın koyulması belediyeye çok fazla yük getirmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda en büyük bu konuda eleştirebilirim. Onun haricinde Bayrampaşa'da hizmet derseniz şu var benim gördüğüm. Gene kişisel olarak eleştirmiyorum bunu kurum olarak. Çöp toplamak, işte belediyenin rutin yapması gereken bazı görevleri var. Ödev demeyeyim. Yani bunu yapması lazım. Bunların haricinde Bayrampaşa'da ben pek bir şey yapıldığını görmedim şu ana kadar. Peki Bayrampaşa Belediyesi'ne örnek göstermek istediğiniz bir belediye var mı? Yani çok haksızlık yapmak istemiyorum. Şimdi Bayrampaşa yüz ölçümü olarak küçük bir ilçe. Boş alan şansı da yok. Yani atıyorum işte Bayrampaşa Belediyesi'nin işte şuraya güzel bir park yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Elinde de böyle şeyler yok. Bu konuda fazla eleştirmeyeceğim. Bir Beylikdüzü'ne örnek gösterebilirim. Tabii ki ama şartlar aynı değil yani. Beylikdüzü yüz ölçümü olarak yüksek. Orada işte bir şeyler yapmak için bazı şeyler uygun ama inanıyorum ki insan canı gölden isterse de Bayrampaşa'da da bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Geçmişte ilçelerin sınırlarını belirlenirken belli yol güzergahları sınır gösterilip ilçelere sınır yapmışlar. Ama şu an günümüzde baktığımız zaman Bayrampaşa'ya bugün Mega Center'ın Halin olduğu yer, otogarın olduğu alan, Metlis cezaevinin olduğu yere kadar o ana yolunu koyduğumuz zaman Bayrampaşa sınırlarının içine girmesi gereken bir yerdir. Yani bunu hangi devlet büyüğüyle konuşursanız karşı geleceğini zannetmiyorum. Sadece burada belediyenin yapması gereken şudur. Bunu yapmak için gerekli kurumlara, devletin yani bu işleri kim ilgileniyorsa, hangi birim ilgileniyorsa buralara müracaat edip Halin, Otogar'ın, Metlis cezaevinin olduğu o bölümü eğer Bayrampaşa sınırlarına katabilirlerse Bayrampaşa'ya çok şeyler yapabilirler. Oralar çok büyük alanlar yani. Ha tabii şu şartla, oraları Bayrampaşa sınırlarının içine katıp da müteahhitlere bina yapmaktan bahsetmiyorum sakın. Yani o demeyelim, o çok büyük bir hata. Oraları Bayrampaşa sınırlarının içine katıp da çok daha güzel bir şeyler yapılabilir. Parklar yapılabilir, bir sürü şey yapılabilir. Proje çok fazla yani. Proje üretilir. Bunları bekleyin kendilerinden. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Şahsen tanımıyorum. Atilla Başkan'ı şahsen tanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı şahsen tanımıyorum. Gıyabını da tanıyorum. İşte seçim kampanyası döneminde yeterince tanışma fırsatı bulduk. Yani gördüm de birkaç kere. Budur tanıma şeklim. Önümüzdeki hizmet sürecinde kendisinden beklentileriniz var mı? Tabii ki var, olmaz mı? Ben şunu isteyeceğim. Beklenti demeyelim de buna. İstanbul halkının verdiği vergileri, o paraları, o ödenekleri çarçur etmesin. Birilerine
bedavaya vermesin. Yerinde kullansın. Başka bir şey istemiyorum. Zaten her şey olur. Çünkü İstanbul dediğimiz çok büyük bir havuz, çok büyük bir deniz. Bunu herkes biliyor. Yani İstanbul'u, Türkiye'nin belki %25, %30'unu, belki de daha fazlasını karşılayan bir bütçeye sahip Büyükşehir Belediyesi. Buraları çarçur etmesin. Bunları olması gibi harcasınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten her şey olacaktır bu vesileyle. Belediyeye en son neden ve ne zaman müracaat ettiniz? Yani ben çok uzun zamandan beri belediyeli bir işim olmadı. Yani şahsen olmadı. Başka kurumla alakalı oldu ama o şu an konumuz değil yani. Son olarak Bayrampaşa Belediye Başkanı'na kanalımız aracılığıyla mesaj iletmek ister misiniz? Tabii ki ederim. İlk önce Atilla Başkan'ı tebrik ederim. Yeni bir seçim geçirdik. Dolayısıyla belediye başkanım, bizim belediye başkanımızdır. Tebrik ederim. Biraz daha hassasiyet gösterirse bu park konusu benim için çok önemli. Yani bizim Türk insanını eş ve çocuktur yani hayata bağlayan. Hepimiz için öyleyiz, ben de öyleyim. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim en önemli varlıklarımız. Burada bu parklara en çok giden insanlar kadınlar ve çocuklar. Dolayısıyla benim için çok önemli. Kendisinden ricam olur. Buralara bu kamera olayı çünkü kendini marka yapar Bayrampaşa'da. Onu söyleyeyim sadece. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, ben teşekkür ederim.